Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. WhatsApp gruplarında birkaç açık öğretim bölümlerinde bu DGS ile hemşireliğe geçişine dair bu usta da nasıl çalıştığıma dair biraz bilgi talep edilmişti. Bu konuda kısa bir video hazırlamayı düşündük. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben yaşlı bakımını bitirdim Anadolu Üniversitesi'nde. Okul puanım çok düşüktü. Bundan sebep zaten görüyorsunuz. ÖABB puanım çok düşük, 48.40. %40-60 arasında bir puan getiriyor. Geçen yıl e, sayısal ve sözelde sorular 50'ye düştü. 60 eskiden 50'ye düştü. E, sayısal netimi görüyorsunuz arkadaşlar. 41'e 0. Sözelde de bir net olma zorunlu olduğu için 7'ye 6 yaptım. E, bunun üzerinden zaten hesaplanan puan da sayısal puanım da 3. E, pardon özür dilerim arkadaşlar. 296 .98 e, Sıralamamda 3495 Yani sınava nasıl çalıştığıma dair e, soracaksınız arkadaşlar. Sınava şöyle çalıştım arkadaşlar. Aslında çalışmadım. E, i̇nşaat mühendisiyim ben aslında. İnşaat mühendisi olduğum için e, sayısallarla, yani sayılarla aram çok iyi. Sayılarla aram iyi olduğu için de e, bu neti yaptım açıkçası. Sadece şöyle bir şey yaptım. E, temeli olan arkadaşlar için özellikle şöyle bir şey önerebilirim. Son 3 gün ya da 4 gün, ben kendi çalışma stilimi anlatıyorum, son 3-4 gün kala e, örnek sorulara baktım. Yapamadığım soruların üzerine daha çok gittim. Hatamın nereden kaynaklandığını gördüm. E, hatalarım üzerinden e, ders çıkardım daha doğru öyle söyleyeyim. Sınavda da zaten yaptığım hataları da e, görerek, öngörerek e, doğru sonuca ulaştım. Sadece 9 soru yapamadım, onları da boş bıraktım. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Zonguldak Üniversitesi yani Bülent Ecevit Üniversitesi'ni kazandım. Hemşirelik programını kazandık. Şimdi birinci sınıftan başlattılar arkadaşlar Zonguldak'ta. Birinci sınıftan başladık ama ikinci sınıftan da ders alabiliyorduk. Bazı üniversiteler tabii ki üçten başlatıyor. Kimi yaz okulunda üstten yani görmediğin dersleri de aldırtabiliyor. Sakarya Üniversitesi buna örnek. Öyle duydum tabii duyumlarla söyledim. Ancak benim okuduğum Zonguldak'ta birinci sınıftan başlattılar. Bir 19-20 dersten de muaftım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bunun dışında zorluk seviyesi arkadaşlar Zonguldak Üniversitesi'nin öğretmenleri gerçekten çok kaliteli. Ee, tek yani şey yaptığım nokta birinci sınıftan başlatmalar. Onun dışında herhangi bir şey yok böyle. Nasıl söyleyeyim? Ee, herhangi bir aksanları falan yok. Ee, zorlukları yok. Zorlukları yok. Tek 90 birinci sınıftan başlatması keşke üçten başlasaydı daha rahat biterdi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonucum bu şekilde. Temeli olan arkadaşlar kesinlikle bol bol soru çözsün bu süreçte. DGS sınavına da az kaldı ve yaptıkları yanlışlar üzerinden daha çok gitsinler. Fazla yanlış olunca da arkadaşlar moralinizi bozmasın. Diyeceklerim bu kadar. E, sadece temeli olan arkadaşlar için e, bu videoyu hazırlamış oldum. Temeli olmayan arkadaşların da önce yani temel konuları bitirmeleri gerekiyor. Ondan sonra e, bu seviyeye gelmeleri gerekiyor. Yani bu sene olmazsa bile seneye inşallah yapabilirler. E, Birçok arkadaş zaten e, hemşireliği kazanmak istiyor. Yani bu süreçte de çok az bir süreç kaldı. E, bu süreçte de tabi bol bol soru çözerek e, bu eksiklerini tamamlayabilirler. Tabi yaptıkları hataların da çözümlerine bakarak nerede hata yaptıklarını görmeleri gerekiyor. Bunu özellikle sürekli vurguluyorum. İnşallah başarırsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.